pineapple, apple pie. Benim de ablam var, Leşe Şimşek. Bugün sizlerle... Bu hareketim neydi? Çiçek açma. Şey, bir baktan çeneni falan koy. Ha, bir daha düzgün yap. Şey... Ama bak, Leşe Şimşek var. Attı bu hareketi. Evet. Şu. Bugün tie-dye yapacağız. Batik deniliyor. I'm a fucking stupid. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yanımda ablam var, Neşe Şimşek. Evet, bugün batik yapacağız, tie-dye. Böyle bir sürü renkler aldım. Bir de çamaşır suyuyla, yani bleaching yapacağız. Bir sürü eski tişörtleriniz olur, eski işte pantolonlarınız, eşofmanlarınız, her şeyinizi kullanabilirsiniz. Evet, şimdi boyaları karıştıracağız. Ara renkler öyle falan mi? Elde etmeye çalışacağız, mor falan. Öyle. Ha. Evet. Evet, şimdi renklerimiz burada. Ara renkler yapacağız, bir de çamaşır suyumuz. Domestos reklamı yapalım. Şimdi hangi renkleri yapalım sence? Bence bununla bunu karıştıralım, biraz koyu olsun. Bununla da bunu mor gibi yapalım. Bununla bunu karıştırıp hangi renk bekliyorsun? Böyle koyumsu bir yeşil. Olur, anladın mı? Bayağı kötü olur. Anne, mavi ile yeşil karıştırınca hangi renk oluyor? Mavi ile yeşil. Arkadaşlar, bir de şey söylemeyi unuttum. Niye pamuk dışında yani anne, naylon gibi kumaşa ne deniyordu? Ha, ben de seni seviyorum. Evet. Polyester. Ha, polyester de direkt üstünden akıyor, o yüzden çok kötü oluyor. Asla etiketi yok. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Ama o büyük ihtimalle pamuk. Abi insanlar diyecek ya, bu kız hiçbir şey yapmıyor. Tamam, bu pamuk. Özgün bir video olsun istedim. Aha, çok iyi. Suyumuz yani ısıtılmış. Ben karıştırayım. Suyumuz burada normal suyu. Gerek yok artık. Direkt haşlanmış su koyalım. Evet, birazcık haşlak suyu. Haşlanmış suyumuzu koyuyoruz. Ne koyuyoruz suyumuzu? Haşlak suyu. Oh, wow. Bu lila. Var. Peki, ön taraftan bakayım, gözüküyor. Gözüküyor. Hayır, aşağı az, aynen şimdi gözüküyor. Evet. Ay, şimdi de gözüküyor. Yukarı kaldı. Arkadaşlar, yüzümüzü asla göremiyor olabilirsiniz. Ben yüzü görmüyorum. Beyin olur. Şimdi bunun ortasını buluyoruz. Evet, bence şurası. Bence burası. Ne yapacağız? Tişörtümüzün ortasını buluyoruz ya da herhangi bir şeyimizi. Buradan çeviriyoruz. Sen de çevirmeme yardımcı oluyorsun. Ne? Böyle gidiyorsun. Evet, tişörtümüzü sardık. Şimdi üstüne lastikler geçiriyoruz ki şeklimiz açılmasın boyarken. Kururken de böyle kalsın diye. İstediğiniz kadar lastik ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi ikinci tişörte geçtik. İlki gibi ortadan parmağımızı koyup sarabiliriz. Ya da yanlarından böyle yukarı doğru birleştirebiliriz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Siz şekli nasıl çıksın istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Evet, şekli istediğiniz gibi olduysa, istediğiniz gibi sardıysanız lastikle sabitlemeniz gerekiyor ki boyarken açılmasın ve böyle kuruyacağı için. İlk önce köşelere sağlam lastikler koyacaksınız, daha sonra ortaya istediğiniz kadar. Evet, üstüne biraz su döktük. Şimdi istediğiniz renklerle, isterseniz iki renk yapabilirsiniz, isterseniz istediğiniz kadar. İlk bir gözlüğü taktım. Şey, artist. İyi, ben bunu istiyorum. Al bir de onu. Bir de onu. Arkadaşlar, biz kafamıza göre yaptık. İlk önce dedik ki
bölüm bölüm ayırsak mı lastikleri koyduğumuz yerlerden? Ki açılınca tek tek renk renk olsun. Sonra dedik neyse istediğimiz gibi yapalım. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster bölüp renkleri koyabilirsiniz, ister kafanıza göre. Biz tam olarak ne yaptığımızı ve ne istediğimizi bilmediğimiz için. Evet, diğer tarafını da yapmayı unutmayın. Çünkü tek tarafında boy olmasını istemezsiniz. İkinci tişörte geçtik şimdi. Onu da istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Evet, bunların ikisi de bittikten sonra stretch filmle kaplayacağız ve bir gece dışarıda bekleyecekler ki boyasını çeksinler. Sonraki sabah 40 derecede el yıkama programında yıkayacağız. Bunları stretch filme sardıktan hemen sonra çamaşır suyuyla siyah üstlerimizi boyamaya geçeceğiz. Evet, şimdi çamaşır suyuyla bleaching yapacağız. Bu ikisini yapacağım takım gibi giymek için. Turuncumsu olacaklar. Bu yaptıklarımız da orada duruyor. Birazdan stretch filme saracağım. Evet arkadaşlar, şimdi bunu böyle buruşturacağız. Bunun bir kralı yok. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi kıvırabilirsiniz. Evet, eşofmana geçtiğimiz zaman yine buruşturarak yapıyoruz. Ama iki ayağı aynı anda yapmıyoruz. Yoksa sırf bir ayak açılır. Evet, teker teker yapıyoruz. Daha çok kalın lastikleri tercih ederseniz daha iyi olur çünkü yaptığım süre boyunca sürekli lastikler koptu. Ayakları yaptıktan sonra belini de büzüştüreceksiniz, sonra hepsini lastikleyeceksiniz. Evet, şimdi sünger aldık ki böyle rahat rahat dağıtabilelim. Çamaşır suyunu üstüne dökeceğiz, böyle biraz suyla karıştıracağız ve süreceğiz. Ellerimizin değmemesi gerektiğini hatırladım sanırım. Evet, kenara atalım bunları. Evet. Dan. Dan. Şimdi arkadaşlar en güzel bölüme geldik. Evet arkadaşlar, şimdi en önemlisine geldik. Şimdi buralara böyle bantları yapıştırdık ki bilelim hani nereden sonra şey yapmayalım. Tamam, başlıyoruz. Bu tarafa gelmemesi gerekiyor çünkü modeli tek taraf. Evet, bunu yaparken eldiven taksanız daha iyi olur, yoksa elleriniz sahiş olabilir. Yani tam bilmiyordum ben zaten nasıl yapıldığını. 25 dakika kalması gerekiyormuş. 25 dakika geçtikten sonra siyah eşofman takımını yıkadım. Ama kot tam istediğim beyazlıkta olmadığı için 1,5 saat kadar daha beklettim. Evet, şimdi bunların rengi daha da açılmadan bunları şey yapacağım. Açacağım ve yıkayacağım. İlk önce su tutacağım olabildiğince ki makineye girdiği zaman direkt çamaşır suyu çıkmasın. Ellerini 25 dakika beklettim ama kotunuzun ne kadar açılmasını istediğinize göre 1 saat ya da 2 saat bekletebilirsiniz. Evet, yıkarken sıcak su kullanmanız önemli ki çamaşır suyu çıksın. Şimdi kıyafetleri yıkadık sıcak suyla, çamaşır suyundan arındırdık. Şimdi 30 dakikalık 40 derece yıkamaya aldık. Evet arkadaşlar, şimdi hepsi bitti. Neşe bazılarını görmeden ona göstereceğim.
İlk başta şeyin bu tie-dye yaptıklarımızın renkleri çok güzel duruyordu ama sonra yıkanınca biraz dağıldı. Evet, bu morluğu bir yıkamadan sonra geçti ve daha güzel renkler ortaya çıktı. Çok güzel. Evet. Aa, bu güzel oldu bence. İkisi de aynı renk olması, farklı yapmamız. Çünkü mor bütün morların hepsi dağıldı. Yok mu? Ama çok güzel olanları göstereceğim. Yani düz bir beyaz t-shirtten daha güzel oldu bence. Şimdi bu çok güzel oldu açıkçası yani. Çünkü bence bu güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Üstümüzde de göreceksiniz. Evet. Bu da güzel oldu. Farklı bir tarz oldu bence, bir grileşti. Hayır ama bunun çok kalın ya bu birazcık. Evet, ama bir güzelleşti. Ben turuncu çok olmadığı için şey koydum biraz. Turuncu boya. Şey kumaş. Ha. Bence en güzel o oldu. O bir de t-shirt. Bence çok güzel oldu ve çok yaratıcı oldu. Evet, şimdi üstümüze gösterelim. Ne çekmesin? İki hafta boyunca. Yeter. Evet, böyle oldu. Çok güzel oldu bence, tam istediğimiz gibi. Böyle bundaki cebini böyle boş bıraktık. Ki tarz olsun. Evet, arkasını görelim. Bir cebini boyamadık. Bir cebini de boyadık. Çok farklı oldu bence. Ve güzel olanı başka kimse de olmayacak. Yani böyle bir şey. Kendimiz yaptık. Ben bu takımı yaptığıma çok sevindim. Ayrı ayrı da giyerim. Instagram'da görüyordum her yerde ve istiyordum ama yurt dışında satılıyordu. Şimdi kendim yapmış olmam benim için daha değerli. Aa, çok... Ne yapıyorsun be? İlk başta çok çok beğenmemiştim ama üstümüzde görünce çok daha güzel geldi ve yaratıcı geldi. Düz bir beyaz tişörtten böyle bir şeye. Ben çok beğendim. Bu da bir diğer yaptığımız batik. Bunun renkleri ilk başta daha belirgindi ama sonra biraz dağıldı ama yine de böyle de beğendim. Altları çok güzel duruyor bence. Bunu böyle önünüzden bağlayabilirsiniz. Bağlayarak kullanabilirsiniz ya da arkadan bağlayabilirsiniz. Arkası da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bence çok keyifliydi. Arkadaşlar bence eski kıyafetlerinizden yapabileceğiniz çok güzel. Başka küfür etme, koyarım belki bu bölümleri diyorum ya. See how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoya beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.